arkadaşlar Pastoral kanala hoş geldiniz. Bugünkü bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancılık sınavı kapsamında anlatacağım konu bitki patojeni funguslara giriş yapmak. Arkadaşlar ben bu dersleri anlatırken tamamen temel yapıdan bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancılık sınavının sizden istediği düzeyde bilgiler verdiğimi bilmenizi isterim. Yani ben burada oturup size virolojinin ya da işte mikolojinin, yabancı otların entomolojinin, bakteriyolojinin tamamını kapsayan bir ders vermiyorum. Tamamen işte fitopatoloji nedir? Fitopatoloji içerisinde bulunan etmenler, etmenler içerisinde bulunan önemli hastalık ve zararlar. Bu şekilde bir kapsamda dersi vermiş bulunacağım. Yine savaşımda istenen düzeyde bir şey vermiş olacağım. Yani demek istediğim şu ki benim verdiğim şeyler tamamen temel bunun üzerine bitki koruma üzerine biraz daha uzmanlaşmak sınav belgesini almak yerine biraz daha bitki koruma yönelmek isterseniz benim verdiğim bu temel bilgiler ışığında daha derin bilgileri e, internetten özellikle bulabileceğiniz PDF'lerle çok güzel bir şekilde geliştirebilirsiniz kendinizi. Bu arada ücretli satılan ve orada burada dolaşan notlar hakkında konuşacağım. Arkadaşlar, kesinlikle Bakanlığın PDF şeklinde de bulundurduğu zirai mücadele teknik talimatlar kitapları sizin alacağınız herhangi bir nottan çok 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 daha üstün bilgilere sahip. Ayrıca birçok üniversite kendi dersleri kapsamındaki sunuları ve pdf'leri paylaşıyor internet üzerinde. Bu yüzden tutup ücretli bir şekilde kitap almanıza kesinlikle gerek yok. İnternet üzerinde fitopatoloji yazdığınızda birçok zaten kaynak önünüze pdf şeklinde, sunum şeklinde, powerpoint şeklinde dökülüyor. Ayrıca benim sizlere burada sunduğum sunuları isterseniz aşağı bırakacağım mail adresinden ulaşabilirsiniz. Ekstra olarak Instagram üzerinde gezinirken pratik yapmak isterseniz yine aşağıya bırakacağım linke tıklayarak Instagram'dan Pastoral kanalı takip edebilir. Orada özellikle Reels sekmesi kısmında paylaştığım kısa videoları kendinizce bir pratik şekline dönüştürebilirsiniz. Ayrıca bir dakikada öğren diye bir kısım oluşturmuştum çok önceden. Gerekli ilgiyi görürsem devam ettireceğim. Bir dakikada gerekli işte zararlı e, ya da hastalıkları bir dakikada sizlere ulaştırmaya çalışıyorum. E, bunlar kapsamında da çok güzel bir şekilde e, anlatımla pratiklerinizi yapmış bulunabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bitki patojeni funguslar çok uzun bir konu olduğu için izlerken yanınıza kağıdınızı, kaleminizi, varsa çayınızı, kahvenizi almayı unutmayın. Eğer abone olduysanız ve bana destek olmak için videoyu beğendiyseniz, videoyu izledikten sonra da bana böyle güzel yorumlarınızı ileteseniz ben çok mutlu olurum. Eleştirilere de açığım. Şunu şöyle yapsam çok daha iyi olur. Ya da şunu şöyle yaparsak çok daha iyi anlarız derseniz. Tabii ki sizlerin isteği yönünde ben hareket etmeye çalışırım. O zaman eğer hazırsanız etki patojeni funguslara başlayalım. Koruma ürünleri baylık ve toptancılık sınavına hazırlık bağlamında 3. notlarımıza geçiyoruz arkadaşlar. Funguslardan biraz bahsedelim. Funguslar yapısında klorofil bulundurmayan, genelde spor oluşturabilen ökaryot canlılardır. Saprofit, fakültatif parazit ya da parazit olabilirler. Dünya üzerinde 100 bin fungus türü bulunmaktadır ve bu fungus türlerinin 10 bin tanesi bitkiler üzerinde patojeni sebep olabilmektedir. Aşağıda gördüğünüz bir fungus kültürü, kültüre alınmış laboratuvar ortamında. Hemen yanında bulunan memeli pas, onun yanında bulunan da e, tahıllarda çavdar mahmuzlu arkadaşlar. Fungusların genel özellikleri. Funguslar hücre çeperinde kitsin bulundurması ve yapısında klorofil bulundurmaması ile bitkilerden. Gerçek bir çekirdek ve çekirdek zarı bulundurmasıyla bakterilerden ayrılır. Ayrıca bakterilerden çok daha büyük ve şekilleri farklıdır funguslar heterotroftur yani inorganik besinden organik besin sentezleyemezler dışarıdan hazır olarak alırlar fakat vitaminleri kendileri sentezleyebilirler gıda maddelerini ortamdan sitoplazmik membran yardımıyla alırlar büyük molekülleri ise sağladıkları enzimlerle parçalayabilirler Özellikle selüloz çok karmaşık yapılı, çok güçlü bir bileşiktir. Selülozu bile salgıladıkları enzimlerle parçalayabilirler ki ileride göreceğiz. Bu şekilde onları delerek hastalık oluşturuyorlar arkadaşlar. Optimum gelişme sıcaklıkları 20 ile 30 santigrat aralığındadır. Fakat 0 ile 30 santigrat aralığında da yaşamlarını sürdürebiliyorlar. Funguslar hafif asidik ortamları severler. İleride göreceğiz bakteriyel etmenler daha çok bazik ortamları seviyor. Bunu fark olarak bilmeniz iyi olur. Birçok fungusun optimum olarak geliştiği pH değeri 6'dır arkadaşlar. Aerobik ya da anaerobik olabiliyorlar arkadaşlar. Yani havanın oksijeni kullanabiliyorlar ya da inorganik maddelerin parçalanmasından ortaya çıkan oksijeni kullanabiliyorlar. Gelişmek ve çoğalmak için yüksek neme ihtiyaç duyuyorlar. Özellikle patojenitenin sağlanması için arkadaşlar yüksek bir nem gerekiyor. Zaten yağmurlu havalarda örneğin Malatya'da monili hastalığının çok fazla bir şekilde yayılması ya da kayısıda çil hastalığının çok fazla bir şekilde yayılması ya da işte sebzeliklerde özellikle çok fazla bir şekilde işte e, fungal etmenlerin çoğalması tamamen nem kaynaklı. Zaten yağmurda ayrı bir taşıyıcıdır arkadaşlar. Fungusların tabii ki zararları olduğu kadar her ne kadar hala değinmemiş olsak da faydaları da bulunuyor arkadaşlar. Özellikle ekmek, bira, şarap, peynir yapımında kullanılıyorlar. Bazıları besin maddesi. İşte kuzu göbeği mantarı fotoğrafını koydum şu aşağıya. İşte kültür mantarı ya da işte bulduğunuz toprak mantarları. Tabii ki zehirlileri olabiliyor. Her önünüze geleni tüketmeyin. İşte bazıları ilaç üretiminde kullanılıyor. Buna en iyi örnek penisilindir arkadaşlar. Çürükçül funguslar tabii ki organik atıkların parçalanmasını sağlıyor. Eğer çürükçül funguslar olmasaydı dünyamız böyle çöp kulelerinden oluşuyordu. Koriza fungusları bitki kökleriyle simbiyotik bir ilişki içerisine giriyor arkadaşlar. Yani kökü enfekte ediyor ama aslında o enfekte etmesi işte daha derine köklerin gitmesi, daha derinlerden besin maddeleri alması şeklinde etki gösteriyor arkadaşlar. Hatta mikorizalı topraklar satılıyor. İşte mısır için ya da domates için. Bunları alıp kullandığınızda bitkilerle etkileşime giriyorlar ve simbiyotik bir etkileşim sürdürüyorlar. Bu sayede böyle daha büyük, daha lezzetli meyveler elde ediliyor arkadaşlar. Fungusların tabii faydaları olduğu kadar zararları da var. Hatta biz sadece zararlı yönlerini görüyoruz genelde. Esim maddelerini bozuyorlar ve toksik olarak e, bazı maddeler ortaya çıkartıyorlar. Bunlar da bizim zehirlenmemize neden olabiliyor. Endüstri, tekstil ya da inşaat malzemelerinin e, deforme olmasını sağlıyor arkadaşlar ve bu kötü bir şey tabii ki. İşte e, deriler küfleniyor ya da işte tekstil malzemeleri küflenebiliyor, İnşaat malzemeleri küflenip bozulabiliyor. Binalarda bildiğiniz gibi rutubet özellikle çok büyük bir sorun. Bunlar da tabii ki ekonomik zarara sebep oluyor. İnsan, hayvan ve bitkilerde hastalıklara sebep oluyorlar. İşte tırnağımızdaki mantarlar ya da işte parmaklarda mantar olabiliyor. Şurada bir fotoğraf koydum hayvan fotoğrafı. Sil şeklinde. Bu bir deri hastalığı. Ee, bu şekilde olabiliyor ya da işte bitkilerde zaten dersimiz bu. E ee, birçok zarara sebep oluyorlar ve ekonomik kayıplara da can, mal ya da işte Bizim e, rahat olduğumuz koşullardan uzaklaşmamızı sağlayabiliyorlar. Ve tabii ki zehirlenmelere sebebiyet veriyorlar. E, ya işte toksinleriyle ya da zehirli bir mantar yersek. Gördüğünüz gibi bu bina rutubetli. Özellikle nemde çok iyi yayılır demiştik. Rutubette biliyorsunuz e, evin tamamen işte eşit miktarda ısınmaması sonucu nem oluşumundan kaynaklanan bir şey. Bina gördüğünüz gibi zarar görmüş. Ya da limon küflenmiş. İşte şu yeşil gibi görünen kısımlarda artık besin bitmiş. Beyaz kısımlarda aktivite var. Sağlam tarafa doğru gidiyorlar. Bu özellikle bu fotoğrafları seçtim. Çünkü e, korona zamanında biliyorsunuz AVM'ler kapalıydı. ilk zamanlar özellikle. Bu görüntüler yanlış hatırlamıyorsam İspanya'da. AVM'ler kapalı kalmış. Ve nem dolayısıyla gördüğünüz gibi deri ayakkabılar ve pantolonlar. Küflenmiş bitki patojeni fungusların bir kısmı yaşamlarının tümünü bitkiye bağımlı olarak geçiriyor arkadaşlar. Bu tarz funguslara obligat parazit funguslar diyoruz. Yani canlı bir organizmaya mecburlar. Canlı bir organizma yokken bunlar yaşamlarını sürdüremiyorlar. Bunlara örnek olarak e, verebileceğim şey küllemedir arkadaşlar. Külleme özellikle işte bağ küllemesinden bahsedeyim. Bağ yaprakları yokken e, etraftaki yabancı otlarda konaklıyor. Ve sonrasında işte uygun koşullar ortaya çıktığında tekrar bağa geçiş yapıyor arkadaşlar. Bazıları da işte canlı bir konukçu olsa da olur, olmasa da olur. Yaşamını saprofit ya da parazit olarak geçirebiliyor. Bunları bizler fakültatif parazit ya da fakültatif saprofit diyoruz. Özellikle elma karalikesi arkadaşlar. Kışı o hani... Enfekteli yapraklar döküldü ya o dökülmüş yapraklarda geçiriyor ve uygun koşullar geldiğinde yani işte bitkiler canlandığında bu sefer o enfekteli yapraklardaki sporlar e, ağaca geçiyor ve sonrasında işte enfekte oluşuyor arkadaşlar. Buraya özellikle işte elma kara döngüsünü koymak istedim. Gördüğünüz gibi yapraklar dökülmüş fall yazıyor e, sonbahar kışı gördüğünüz gibi difükasyon e, organının içerisinde geçiriyor. Sonrasında baharla birlikte onlar açılıyor ve sporlar çiçeklere geçiş yapıyor. Yapraklar enfekteleniyor. İşte e, meyve enfekteleniyor. Eciş bücüş bir hal alıyor. Ve bu özellikle arkadaşlar e, Türkiye'de elma üretimi yapılan her yerde e, Tarım Orman Bakanlığı'nın e, kendi bünyesinde savaşım yaptığı işte telefonlara mesaj attığı toplu bir mücadele yaptığı bir etmendir arkadaşlar. Sınavlarda da çıkar bu. Bunu bilmenizde fayda var. Gördüğünüz gibi bir de monilyayı koymak istedim. da arkadaşlar mumya hastalığı olarak da biliniyor. Geriye doğru ölümler ve bitkideki o meyvelerde mumyalaşma ortaya çıkıyor. Kışı o enfekteli meyvelerde ve o dallarda geçiriyor. Sonrasında bahar gelince tekrar sporlar çiçeklere geçiyor. Ve sonrasında işte yeni meyveler, yeni dallar enfekte edilmiş oluyor. Bunu da fakültatif parazit olarak örnek olarak göstermek istedim. Fungusların morfolojisi. Arkadaşlar bunları bilmeniz çok iyi olur çünkü fungusların morfolojisiyle alakalı, özellikle hücre duvarıyla alakalı bir soru gelmişti 2020'de. Bunları bilin. Ee, ama bunlar biraz ezber konusu. O yüzden kendinizin okuması gerekiyor. Şu anda ben okuyup geçmiş gibi olacağım. Fungusların vücudu talus ya da soma adı verilen iplikçiklerden oluşuyor arkadaşlar. Talus oluşturan iplikçikler hif adını alıyor. Hiflerin toplu haline miselyum deniyor. Hif hücreleri bazen birbiri, birbirinden bölmelerle ayrılıyor. Bu bölmelere septum deniyor. Hücreleri bölme ile ayrılmış olanlara bölmeli hif. İşte bölmelikli olmayanlara dümdüz bir şekilde devam edenlere de bölmesi sif deniyor. Bu septumlar arasında porlar bulunuyor arkadaşlar. Bu sayede içerideki o e, sıvı ilişkisini sağlayabiliyor. Oradan oraya geçiyor, oradan oraya geçiyor. Burada size yine resimle anlatmak istedim. Birçok şeyi resimle anlatmayı çok seviyorum. Sizin de çok daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Arkadaşlar alt kısımda bölmeli bir hif görüyorsunuz. Septa çoğul anlamında septumdur. E, tekil olanına septum denir. Gördüğünüz gibi septumlarla ayrılmış bölme bölme e, hifler. Bunların arasında işte hücre çekirdekleri var ve sitoplazma var. Bu septumların ortasında bir ya da birden fazla porlar bulunuyor. Ve işte o sıvı arada gidip geliyor. İşte nükleuslar gidip geliyor. Üstte de gördüğünüz gibi septum olmayan dümdüz. Hiçbir şekilde hiçbir boşluk, por, bölme yok. Normal bölmesiz bir hif var arkadaşlar. Şurada septumun biraz daha yakın görünüşünü görmenizi istedim. Bir şekilde içine alınmış. Gördüğünüz gibi hif bir çizgi ve sonrasında bunların birleşmesiyle miselyumlar oluşmuş. Bazı yüksek fungusların miselyumların kalın kordonlar halinde oluşturdukları, kötü koşullara dayanıklı hif demetlerinin rizomorf deniyor arkadaşlar. Bazı türdeki fungus miselyumlarının meydana getirdikleri sık ya da gevşek dokulu fungal dokular var arkadaşlar. Bunlara plektenkima deniyor. Bu fungal dokular gevşekse prozenkima, sıkı, sıkı ise de pseudoparenkima adını alıyor. Ayrıca hiflerin bir araya gelerek sıkı bir yumak şeklinde oluşturdukları dinlenme organını da siklerotiyum deniyor arkadaşlar. Aşağıya ben bunların fotoğraflarını koydum. Prozenkima, pseudoparenkima, e, siklerotiyum, rizomorf hepsinin şeklini koydum. Ve yine burada mikroskop görüntüleri var. Prozenkima ve pseudoparenkimalar. Şimdi geldik önemli bir kısma. Hücre. Hücresi nasıl oluşur? Nelerden oluşur? Bunlar çok önemli. Bir fungus hücresi sırasıyla arkadaşlar hücre çeperi. Plazma lemma denilen bir zar. Stoplazma. Stoplazma içerisinde bulunan organeller ve çekirdek dediğimiz nükleustan meydana geliyor. Aşağıya yine fotoğrafını koydum. Bu kısım çok önemli çünkü arkadaşlar bu sınavda çıkmıştı. Biz Önceki dönemlerde yani benim hatırladığım kadarıyla bu yanlış yaptığım bir soruydu ama iptal edildi. Ee, bazı ilkel funguslarda arkadaşlar hücre çeperi yapısında selüloz bulunuyormuş. Fakat biz funguslarda hücre çeperinin e, ana maddesini kitin olarak biliyorduk. Birçoğumuz böyle biliyorduk ve birçok yerde bu şekilde geçiyordu. Ama bu sene olmasıyla birlikte birçok kişi işte e, bu ibareyi de koymaya başladı. Ee, hani bazı ilkel funguslarda hücre çeperinde selülozda bulunur. Ama funguslarda da hücre duvarında özellikle yüksek funguslarda yani daha gelişmiş funguslarda ana madde kitin. Kitin yanı sıra da glukan, lipid, proteinlerde bulunuyor arkadaşlar. Bu yandaki resme iyi bakın ve iyi böyle anlamaya çalışın. E, ee, anlamanız için koydum. Özellikle arkadaşlar mikolojide böyle resim olarak anlamak istiyorsanız ben aşağıya link de bırakacağım. İşte nasıl enfekte eder falan e, videoları işte teliften dolayı şu anda koyamıyorum buraya onları izlerseniz çok daha iyi anlarsınız aşağıya açıklama kısmına mutlaka bakın arkadaşlar ben oraya gerekli videoları koyacağım daha böyle iyi bir şekilde oturtmaya çalışın e, daha iyi anlamaya çalışın dediğim gibi belgeyi almanız çok önemli değil bitki korumaya hayatınıza koymanız çok farklı bir şey e, size çok farklı iş kapıları da açabilecek bir durum. Funguslar da çoğal. Funguslar eşeyli ya da eşeysiz olarak çoğalabiliyor arkadaşlar. Ben burada ikisini ikiye ayırdım. Ve sonrasında nasıl çoğaldıklarını fotoğraflar halinde de anlatacağım. Çok güzel fotoğraflar buldum. Ee, arkadaşlar funguslar eşeyli olarak çoğalırken işte somatik yapının parçalanması, bölünmesi, işte tomurcuklanma ile üreme ya da spor. Hani dümdüz sporla çoğalma şeklinde çoğalabiliyor. Aşağıya eşeğsiz çoğalmanın fotoğraflarını koydum. İşte en solda somatik yapı parçalanmış gördüğünüz gibi. Onun yanında tomurcuklanma, onun yanında da e, mitoz olarak bölünerek çoğalma yer alıyor arkadaşlar. Eşeli çoğalma da gamet ve gametengiyon dediğimiz yapıların bir araya gelerek çekirdeklerini birleştirmesi ve sonrasında plazmogami, karyogami ve mayoz Geçirerek böyle farklı yapıda eşeyli olarak ürettiği yani ana hücrenin aynısı olmayan ortaya karışık bir yapı oluşuyor, bir çoğalma şekli bu arkadaşlar. Bunların fotoğraflarını size göstereceğim ben. Bakın burada aslında ikiye ayrılmış. Yani eşeli ve eşeğsiz çoğalmayı bir şekilde göstermiş. Bir en kromozom yapısındaki miselyum işte mitoz geçirerek sporlar şeklinde çoğalabilir. Bu eşeğsiz bir çoğalmadır. Ama eşeli çoğalmada plazmogami geçiriyor. Birleşiyor çekirdekler. Sonrasında iki en şeklinde zigot oluşuyor ve mayoz geçirerek sonrasında sporlar oluşuyor. Ve bu sporlar etrafa dağılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da dümdüz bir spor. <laughs> Eşeğsiz çoğalmadaki sporları görmenizi istedim. Bu kısımlar aslında bitki koruma bölümü okurken çok önemli. Eğer bitki koruma okuyan bir arkadaşınsanız ve işte henüz ikinci ya da üçüncü sınıftaysanız mikoloji dersini görüyorsanız bu yapıyı ezberlemenizi anlamanızı tavsiye ederim. Çünkü sınavda çıkıyor. Bazı funguslarda sporlar arkadaşlar bazı frutifikasyon organları içerisinde bulunuyor. Bunlar işte Pignidium, Aizervulus, Sporodokium ya da Sinema. Bunların isimleri çok önemli değil. Bunlar aslında sizi çok ilgilendirmiyor. Ama ben bu konuyu anlatırken bunu da geçmek istemedim. Çünkü ne olur ne olmaz. İşte dediğim gibi bitki koruma bayilik sınavı bizden bunu istemiyor aslında. Bu kadarını istemiyor ama dediğim gibi ne olur ne olmaz işte ard arda yapılan senelerde sınavın biraz daha zorlaştığını gözlemliyoruz ee, bu yüzden bunları da isterseniz bilin ama ben okumadan geçeceğim eğer isterseniz dediğim gibi siz burada okuyabilirsiniz şu an ben boş boş konuşuyorum biraz siz bu sırada okuyabilirsiniz ya da durdurup okuyabilirsiniz çok önemli değil arkadaşlar. Bunlar sadece işte kondiyoforların bir araya gelerek oluşturduğu şekiller sporları muhafaza eden kısımlar arkadaşlar. Peki arkadaşlar funguslar bitki dokusuna nasıl girer? Bu çok önemli. Bunu aslında oturtmanız çok önemli. Bu yüzden dediğim gibi ben video linklerini aşağıya bırakacağım. Yabancı ama siz yine de böyle sadece izleyerek bile anlayabilirsiniz. Çok önemli. Çünkü Arkadaşlar öncelikle işte sporlar oluşuyor. Başka bitkilerden ya da aynı bitkiden. Sporlar uçarak geliyor. Sonrasında bitki dokusu üzerinde duruyor. Bunlar yaralardan, e, stomalardan, lentisellerden ya da sadece üzerine konduğu bitki dokusundan enzimler sal salgılayarak ya da işte çivi şeklinde bir organı var. Çivi şeklinde delerek içerisine girebiliyor arkadaşlar. Çünkü başta da ne demiştik? Selüloz gibi çok kompleks yapıları bile eritebilecek enzimlere sahipler. Parçalayabiliyorlar bitki dokusuna tutunuyor. Sonrasında içerisine delici çivisini salıyor arkadaşlar. Ve orada işte hiflerini salmaya başlıyor. Sonrasında bitkinin derinliklerine doğru ilerliyor arkadaşlar. Zaten funguslar endoparazit ve ektoparazit olarak ikiye ayrılıyor. Ektoparazitler genelde bitki dokusunun dışarısında konaklıyor. Konukçusunu o şekilde kullanıyor. Fakat eğer endoparazitse bitki dokusunun içerisine kadar giriyor ve hücreler arasında konaklamaya başlıyor ve hücrenin içerisine o hani çivi diyoruz ya çivisini o köklerini salıyor kök dediğimde tabii ki hifler hiflerini salıyor ve o şekilde orada besleniyor arkadaşlar gördüğünüz gibi burada işte bir hastalığın e, görüntüsünü koydum arkadaşlar somalardan içeriye giriyor ve sonrasında enfekte ediyor gördüğünüz gibi e, klorotik lekeler oluşmuş Sonrasında sporlarla çoğalıyor ve sporlar dağılıyor etrafa. Ee, sağlıklı bitkileri de enfekte ediyor bu şekilde. Peki bitki patojeni funguslar nasıl taşınıyor arkadaşlar? Bitki patojeni funguslar aktif ya da pasif olarak taşınabiliyor. Aktif olarak taşıma arkadaşlar sporlar eğer zoospor sporsa yani kamçısı varsa kendi kendine ilerleyerek taşınabiliyor. Tabi bunlar çok kısa mesafedeki taşınmalar ama. Pasif taşıma dediğimizde işte sporların insanlar, hayvanlar, rüzgar, yağmur, işte dolu bu tarzda şeylerle taşınmasıyla da taşınabiliyor. Buna da pasif taşıma diyoruz arkadaşlar. Bunlar daha çok uzak mesafe taşımalarını e, kapsıyor. İşte vejetatif üretim materyali, aşı, işte tohum, tohumluk bu tarz şeylerle taşınabiliyor arkadaşlar. Peki bitki patojeni fungusların bitkiler üzerinde oluşturduğu simptomlar nelerdir? Bildiğiniz gibi arkadaşlar biz hastalıkları ve zararlıları oluşturduğu simptomlardan tanıyoruz. Tabii ki zararlı ve hastalığı görüyoruz ama gördüğümüz şey aslında simptomlar. Böcekler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. E, patojenlerde özellikle bizler simptomları iyi gözlemlemek zorundayız. Zaten bu simptomlardan inanın çok fazla soru geliyor arkadaşlar. 2020'de e, virüs simptomlarından değildir gibisinden soru çıkmıştı ve siz eğer bunu bilmiyorsanız yapamazsınız. Bu yüzden bu simptomları mutlaka iyi anlamaya çalışın. Virüs videosunu izlemediyseniz virüse dönün bir izleyin. Bu şekilde arkadaşlar. Peki fungusların oluşturduğu simptomlar neler arkadaşlar? Bunlara bir bakalım. Geriye doğru ölüm, kuru çürüklükler, kanserler, yaprak ve meyve deformasyonları, solgunluk, kök çürüklükleri, küf, yanıklar, ee, işte buna örnek olarak köşeli yaprak lekeleri denilebilir. Tabii ben bu yaprak ve meyve deformasyonları içerisine aldım. Arkadaşlar burada çilekte kurşunik küfü görüyorsunuz. Bir küf belirtisi, bir simptom. Ya da işte arkadaşlar bu mil diyor. Ee, gördüğünüz gibi sarı klorotik lekeler görüyorsunuz. Bunlar yaprakta deformasyona sebep oluyor. Ya da kuru bir çürüklük patateste. Ya da solgunluk. Kabakgillerden biri artık bu. Hangisi olduğunu bilmiyorum. Kabak sanırım. Gördüğünüz gibi kök boğazından itibaren devrilmiş. Bu çok spesifik bir simptomdur ya da bu bir kayısı ağacı. Monilya'dan dolayı geriye doğru ölüm yani uçtan arkaya doğru arkadaşlar ölüm gerçekleşmeye başlıyor. Ya da arkadaşlar bu e, gördüğünüz gibi bir kıvırcıklık simptomu. Şeftali yaprak kıvırcıklık hastalığından oluşuyor. Bu simptom virüste de vardı biliyorsunuz. Geriye doğru ölümde de vardı. Ya da külleme gördüğünüz gibi sanki un serpilmiş gibi bir görüntü. Özellikle bağlarda çok fazla oluyor. Kanser, kanser yani çok spesifiktir. E, bitki fungal etmenleri için patojen olarak ve mumya yani monilya dediğimiz bakın e, meyveyi deforme etmiş tamamen. Ya da işte çil hastalığı, yaprak delen hastalığı kayısıyı ve yaprağın tamamen e, deforme etmiş. Gördüğünüz gibi bu da bir kabakgil. Külleme hastalığı. Yine onu serpilmiş gibi deforme etmiş yaprağı. Yani arkadaşlar büyük deformasyonlara sebep oluyor. Bunların spesifik olanlarını aslında sizin not etmeniz ama en önemlisi aklınızda anlamanız gerekiyor. Bunları iyice içerlemeniz gerekiyor. Yani aslında birçoğunun ortak olarak oluşturduğu simptomlar var. Mesela geriye doğru ölüm, işte yaprak kıvırcıklaşması, işte Kanser oluşumu... Bunlar mesela... E, bitki virüs hastalıklarında da var. Ama bunları ayıran... simptomlar nelerdir? Mesela küf görüntüsü... Ya da unelenmiş gibi o külleme görüntüsü... Kuru çürüklük mesela... Bunlar... Tamamen bunları birbirinden ayıran... Mesela bitki bakteriyel hastalıklarıyla... Bitki fungal hastalıklarının oluşturduğu... simptomlar Mesela birisi e, kuru çürüklük yapar... Diğeri yumuşak çürüklük yapar... İşte birisi... Ee, solgunluk yaparken diğeri de solgunluk yapıyor bunları aslında göz önünde bulundurmanız benzer ve farklı yönlerini e, kendi aklınızda iyice yerleştirmiş olmanız gerekiyor bu yüzden izlerken lütfen dikkatli bir şekilde izleyin mücadele yöntemleri aslında çok e, sıradandır hepsininkisi. Çünkü bizim başta yapmamız gereken şey sertifikalı üretim materyali kullanmaktır. Bu tohum olabilir, fidan olabilir, fide olabilir. Bunların hepsinin sertifikalı olması gerekiyor. Ve tamamen hastalıktan ayrı bir önceki yıldan kalmış işte kalıntılar, e, hastalıklı bitki kalıntıları kalmamış bir yerde bizim bu üretimi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde arkadaşlar e, bizim bu hastalıklarla baş etmemiz imkansız. İşte ortamın çok nemli vahşi bir sulama yapılmaması gerekiyor buraya hepsini yazmadım ee, Söylüyorum arkadaşlar vahşi bir sulama yapılmaması gerekiyor ya da springle sulama yapılmaması gerekiyor Çünkü bunlar ortamı Çok nemli bir şekilde tutabiliyor Damla sulama mesela daha evladır daha böyle kullanılması Mantıklıdır Çok fazla nem oluşturmaz ee, Biliyorsunuz ki fungusların üremesi için En önemli gerekliliklerden birisi de nemdir ya da toprak çok fazla asidik olmamalı. Çünkü funguslar asidik ortamı çok severler. E, tabii asidik ortamı bazikleştireceğim diye de çok fazla uğraşmamalı. Çünkü bazik ortamda bakteriyel etmenler sever. En önemlisi, en güzeli e, nötr bir toprak elde etmektir. Bu yönde çalışmalar sürdürülebilir ya da işte münavebe yapılmalıdır her sene. E, ya da işte bazı hastalıklara karşı bir savunma gerçekleştirmek için farklı farklı yerler kullanılmalıdır. Yani her sene ve bir önceki kullandığınız yeri 3 yıl sonra gelmelisiniz. Kimyasal savaşımı nedir bunun derseniz aslında her hastalığın ki farklıdır fakat esas olarak bakırlı preparatlar kullanılır arkadaşlar. Ama derseniz ki spesifik bir isim bilmek istiyorum. İşte hastalığınızı yazdığınızda karşınıza ruhsatlı olan ürünleri sıralayan bir Uygulama var arkadaşlar, Tarım Orman Bakanlığı'nın Bitki Koruma Ürünleri diye indirebilirsiniz Google Play'den işte ya da App Store'dan güzel bir şekilde oradan bakabilirsiniz, pratiklerinizi yapabilirsiniz. Bunu çok öneririm çünkü bizim şu anda size ilaç tavsiye etmemiz, ilaç çalıştırmamız çok boş olur. Her ay işte birçok aktif madde çünkü yasaklanıyor arkadaşlar. Arkadaşlar olabildiğince bitki patojeni fungusları kısa tutmaya çalıştım ama bence bitki koruma bölümünün en zor derslerinden biri bitki patojeni funguslar ve onun hastalıklarıdır. Gerçekten çok zordur, kavraması çok da kolay değildir. Önyargı oluşturmak istemem ama onun zorluğunda yatmak istemiyorum açık konuşmak gerekirse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve sadeleştirdiğim fotoğraflarla desteklediğim anlatımı çok iyi bir şekilde anlayabilmişsinizdir. Sorularınızı iletmek isterseniz yorumlar kısmında her zaman cevaplarım. Ayrıca daha uzun böyle sorular soracak olursanız aşağıda linkini bıraktığım Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Eğer notları istiyorsanız arkadaşlar aşağıda bıraktığım mail adresine bana mail atarsanız mesaj olarak mailinizi atmanızdan bahsetmiyorum. Mail atarsanız ben sizlere sunumları ulaştırırım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim. İyi günler dilerim.